Güzel bir müzikle ikinci bölümün açılışını yapmış olduk. Programın hemen başında da anons ettiğim gibi çok farklı, güzel bir, dikkat çekecek bir projeyle karşınızdayız efendim. Yetenek Kampüsü ismi. Bu Yetenek Kampüsü'nün içeriğiyle ilgili tüm ayrıntıları 3 değerli konuğumuzdan alacağız. Onları hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Spor Koordinatörü, Yardımcı Doçent Doktor Murat Bilge bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Gül'ün Eren müzik koordinatörü kendisi. Siz de hoş geldiniz programımıza. Ve bir diğer değerli konuğumuz da bale koordinatörü efendim Tanabay Tokyos. Hoş geldiniz. Merhaba. Talentia ismi galiba değil mi? Evet. Doğru mu telaffuz ettim? Evet. Peki yetenek kampüsü diyoruz. Nasıl oluştu bu proje? Önce biraz en temelinden başlayalım konuya giriş için. Evet, aslında çocuklarımız için başlatılan bir proje bu. Multidisipliner olarak hazırlanmış. Bir yaş aralığı alanda nedir çocuklar derken? 4-16 olarak hedeflendi. 4-16. Ama her bölümün kendi adına farklı yaş aralıkları var. Hı hı. O da uzmanlar tarafından hı hı yönlendiriliyor. Hı hı. Yani aslında çocuğumuzun oraya girdiği zaman mümkün olduğu kadar yeteneğinin nokta atışla tespit edileceği bir sistem hazırlamaya çalıştık. Hı hı. Bu ne tek başına sportif olabiliyor, müzikal ya da sanatsal anlamda olabiliyor. Hı hı. Bunların hepsini bir arada değerlendirebilecek yapı üzerinde çalışıldı. Herkes de kendi adına bunun sorumluluklarını üstlendi. Bu noktada hep savunduğumuz şey şu: çocuklara yeteneklerini gösterebilecekleri bir süre tanımalıyız. Bu çok güzel, çünkü çocuklara bu yeteneklerini keşfetme imkanını çok da fazla vermiyoruz galiba. Hem okullarda hem de anne baba olarak da çok fark edilmiyor sanırım bazı şeyler. Ve çocuklar da ona göre belki yetenekleri doğrultusunda bir eğitim almaktan yoksun kalabiliyorlar. Çok istemedikleri işlerle de mesleklerle de uğraşmak durumunda kalabiliyorlar ileriki dönemlerinde. Ve o yetenekler belki heba olup gidiyor. Bu noktada çok önemli değil mi bu? Evet. Özellikle. Yani ben sportif anlamda şu saptamayı yapabilirim. Ya ebeveynin istediği branşa yönleniyor. Evet. Ya o dönemin popüler branşlarına hı hı yönleniyor. Ama gerçekten hangi branşa yeteneği var, bunu belki çok geç belirleyebiliyor. Hı hı. O zaman işte branş değişiklikleri söz konusu oluyor. Hı hı. Bu arada kaybedilen bir zaman da evet önemli. Öte yanda çok erken başlanılan branş çalışmalarının çocukların özellikle küçük yaş grubundaki oyun ve eğlence içerikli olması gereken hı hı antrenman programlarını da olumsuz etkilediğini görüyoruz. Hı hı. İşte boylamsal bir süreç olmasının uzun süreli bir yetenek belirleme projesi olarak değerlendirilmesinin sebebi de bu. Hı hı. Hem çocuklara fırsat vermeliyiz ama aynı zamanda küçük yaş grubunda onların çok yönlü gelişimlerini de sağlayabilmeliyiz ki hı hı eğer elit seviyeye gelebilirlerse bunun zeminini doğru standartlarda oturtabilirler. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü çocuklar söylediğiniz gibi ya anne babanın istekleri doğrultusunda bir alana yönlendiriliyor ya da dediğiniz gibi popüler olan. Bu noktada sizin rolünüz ne olacak? Ben yine sportif anlamda peki söyleyeyim. Peki. Ondan sonra konuyu hocalarıma bırakacağım. Özellikle birçok branşı bir arada görebiliyor olması lazım. Hı hı. Ama bu arada gördükleri branşlar çocuklar için araç, amaç değil. Yani işte 5-6 yaşında başladıkları zaman çocukların tabii ki jimnastik, atletizm, eğitsel oyunlar, beceri koordinasyon ağırlıklı bir yapı olacak. Ama bu süre içerisinde diyelim ki belirli bir süre takım sporlarını dönem dönem her birini tek tek görecekler. Hı hı. Bireysel sporlardan işte raket sporları, uzak doğu sporlarını görecekler ve biz 6 ayda bir bu çocukların periyodik testlerini yapacağız. Hı hı. Bilimsel anlamda da aldığımız doneleri rakamlara dayandırabilmemiz çok önemli. O nokta dediğim nokta atışı yapabilmek adına çocuğun bu sırada hangi branşa daha yatkın olduğunu hı hı sadece fiziksel anlamda değil zihinsel anlamda da görmemiz gerekli. Hı hı. Bu yüzden eğiticimiz, çocuğumuz ve bilimsel verilerin bize sunduğu rakamlar belki 3-4 yıllık bir sürecin sonunda gerçekten çok üst düzeyde sporcu olabilecek çocuklarımız için hı hı bir yol gösterici hı hı olacak. Ama şunu da söylemek istiyoruz biz. Yani özellikle buraya gelen çocuklarımız için hepsini profesyonel sporcu yapacağız diye bir amacımız asla yok. Hı hı. İşin sosyal boyutu da var. Kesinlikle. Peki. Öncelikle hedefimiz çocukların yaşamında sporu bir kültür olarak, hı hı kalıcı olarak bulundurabilmeleri. Öte yanda eğer yetenekleri elde ediyorsa, yukarıya çıkabileceklerse de o yolda açmamız lazım. Hı hı.
O yönde de işte kulüp yaşamı zamanında keşfedilmesi gerekiyor tabii aynı zamanda. Yapacağız. Peki müzik koordinatörü olarak siz bu projeye dair neler söylemek istersiniz? Sizin amaçladığınız şeyler neler? Bizim ilk başta amaçladığımız müzik olarak çocuklarımız ilk geldikleri zaman mutlaka bir kulak testinden geçecekler. Yeteneğine, ilgi alanına göre onları bireysel enstrümanlara yönelteceğiz. Piyano, keman, farklı müzik aletlerine, belki grup çalışmalarına yönlendireceğiz. Klasik gitar, bas gitar, bateri ya da minik orkestralar kuracağız. Vurmalı Çalgılar Orkestrası. Orkestraların yanı sıra korolar kuracağız. Çocuk koromuz olacak, gençlik koromuz olacak. Bunun yanı sıra yetişkinlerde de bir koro düşünüyoruz. Bu bağlamda müzik bölümü azıcık daha yaş seviyesini belki daha yukarı çekecek. Mesela? Mesela 60 yaşında da öğrencimiz olacak koroda. 70 yaşında da öğrencimiz olacak. Bu bağlamda azıcık daha biraz daha esnek, kesinlikle. Ve yetenekli çocuklarımızı yurt dışı bağlantılarımız olacak ve yurt dışına götüreceğiz. Eğitim amaçlı. Eğitim amaçlı, evet. Yetenekli çocuklarımızı ve yurt dışındaki hocalarımızı kampüsümüze getirerek workshoplar düzenleyeceğiz. Müzik bölümü olarak böyle bu yurt dışındaki eğitim boyutunu biraz daha açar mısınız? Nasıl bir şey hedefleniyor tam olarak? Tabii ki şimdi şöyle şu anda yazışmalarımız sürüyor. Yurt dışındaki okullarla bir kardeş okul kampanyası düzenleyeceğiz. Yetenekli çocuklarımızı biz yaz aylarında yurt dışına götüreceğiz. Oradaki yurt dışındaki çocuklarımızı da buraya getireceğiz, kampüsümüze getireceğiz. Erasmus gibi olacak üniversitede biraz. Kesinlikle ve yurt dışına konservatuarlarda, güzel sanatlarda okuyan çocuklarımız, yurt dışına gidemeyen çocuklarımız için yurt dışından hocalar getireceğiz. Onlar için workshoplar düzenleyeceğiz ve bunun da çok kapsamlı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bu eğitim aralığı ne kadar olacak süresi yurt dışındaki zaman dilimi? İlk başlangıç olarak 15 gün ve 1 ay olarak düşünüyoruz ama çok yetenekli öğrencilerimize belki bu uzun süreli olacak ve okulumuz tarafından, kampüsümüz tarafından burs verilecek o öğrencilere. Hangi ülkelerle yazılacak? İsviçre ve İtalya. Evet, çok güzel. Peki biraz da baleye dönelim. Bale koordinatörü Tanabay Tokyo'sunda bizimle birlikte. İşin o kısmını da sizden dinleyelim. Evet, sanat bölümünü anlatabilirim. Bunca yetenek kampüsü dedik. Biz yetenek kampüsü olarak yelpazemiz çok geniş. Bizim çatımız altına gelen herhangi bir çocuk hiçbir şekilde geriye çevrilmiyor. Öncelikle ona bir anket yapılıyor ve bunun sonucunda yeteneği nereye doğru, nereye yönlendirilmesi gerektiğine dair ortaya bir sonuç çıkıyor. Buna göre biz yönlendirebiliyoruz. Hiçbir şekilde bir branş çıktıktan sonra dışarıya yönlendirme gibi bir olanağımız yok. Çünkü aynı zamanda yapılandığımız yerde çok geniş ve bütün olanakları, bütün materyalleri içinde barındırabiliyoruz. Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim projelerimiz de var. Bu işinde kendi işinde deneyim sahibi, uzman eğitmenlerle çalışmaktayız. Hepsinin, her branşın özellikle. Ve bu projelerimizden bir tanesi de kendi adıma konuşmam gerekirse Türkiye'de ilk ve tek uluslararası bale yarışmasını düşünüyoruz. Veya dans yarışması da olabilir. Aynı zamanda Latin dansları, standart yarışmaları, uluslararası bale yarışmaları veya dünyaca ünlü hocalardan workshoplar, hocaları getirtip Gül hocamızın da dediği gibi burada workshop, dışarıya açık bir şekilde de workshop verebiliyoruz. Dans yarışmaları dediniz de Latin olarak, evet, Latin normalde olarak. Latin yarışmaları düzenleniyor. Evet, normalde, ama biz bunları dünya çapına taşımayı hedefliyoruz. World Dance Sport olarak, WDSF olarak da geçiyor. Bunu kendisi şu an ODTÜ olabildiğince yapıyor ve biz bunun bir ikincisi olarak bunu sürdürmek ve dansı daha çok tanıtabilmek adına yetenek kampüsü adı altında da yapmayı düşünüyoruz. Ama uluslararası bale yarışması dediğimiz bu Ankara'da, hatta Türkiye'de ilk ve tek olacak. Bu projeye de en kısa zamanda girişmeyi düşünüyoruz. Buna ihtiyaç vardı gerçekten, çünkü balede böyle bir alan yoktu. Evet. Dolayısıyla biraz daha yarışmacı ağırlıklı da bir eğitim sistemi olacak herhalde bu yarışmayı da hedeflediğinize göre balede. Evet, yetenek kampüsünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de biz hobi amaçlı düşünen öğrencilerimize veya hobi amaçlı düşünen insanların da yanında bu işi akademik olarak, yani bu işi ileride meslek edinmek isteyen insanlara da seslenebiliyoruz. Bu açıdan çok önemli.
sadece eylemden değil, eylemi yaşam biçimine dönüştürmekten bahsediyoruz biz aslında. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey o. Aslında seçilen alanda başarılı olmanın sırrı da belki bu yaşam tarzına dönüştürmeyle çok kesinlikle yakından ilgili kesinlikle olsa gerek değil mi? Kesinlikle. Devamlılığı açısından. Peki branşlar dedik, hangi branşlar adını da koyalım onların? Klasik bale, sanat yapılanmamızın altında klasik bale, modern dans, caz dans, tap, resim ve heykel var. Tabii bunlar kendi içerisinde açılıyor. Bunların hepsi akademik bir düzeyde bir eğitim veriliyor. Klasik bale ile gelen, klasik bale eğitimi alan bir öğrencimiz sadece klasik bale eğitimi görüp öğrenip o şekilde buradan mezun olmuyor. Klasik balenin altında biliyorsunuz öz bir disipline sahip. Evet. Her sporu da, sanatı da, müziği de. Yemek yiyişinden tutun yürüyüşüne kadar ilk önce estetik kazanmaya başlıyor. Bunların duruşları değişmeye başlıyor. Bunun yanı sıra sadece klasik balenin içerisinde çok yanlış biliyoruz veya o şekilde eğitim alıyorlar. Bale var ve onun dışında başka bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Aslında çok meşakkatli bir yol. Çok farklı içerisinde branşları da barındıran bir şey. Klasik baleye atıyorum gelmiş bir öğrencimiz. Burada sadece bale değil, modern dans, improvizasyon, bale tarihi, dekor kostüm, çizim, nota bilgisi, solfej, point, piyano, bunların hepsinin eğitimlerini almış olacak. Ve her sene sonu düzenli bir şekilde sınava tabi tutuluyor. Peki müzik ve dans birbirinden destek alacak mı bu anlamda? Harika, tabii ki. Tabii ki. Mesela bizim belirli dönemlerde üst sınıflara çıkabilmek adına sınavlarımız oluyor. Sınavlarımızda solfej mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Biz bunun eğitimini alıyoruz. Tabii ki hocalarımızla bu anlamda paslaşacağız. Dansta da çünkü bir kulağın olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bitme kesinlikle göre. Yani kulağın olması. Müzik kullanımı. Evet. Bale dersleri. Canlı piyano eşliğinde canlı mesela piyano, bu. Evet. Evet, bunu söylemeyi harika unuttum. Bale derslerimiz Ankara'da bir tek olacak. Tek, evet. Canlı piyano eşliğinde yapılacak derslerimiz. Bu da çok önemli bir ayrıntı bence. Baleyi genelde anne ve babaların çocuklarını yönlendirme amacı işte duruşu değişsin, daha zarif olsun düşüncesiyle oluyor değil mi? Başlangıç evet genelde böyle evet oluyor. Ama ne kadar uzun süre devam edeceği biraz da çocuğun gerçekten ilgisi ve yeteneğiyle değişebiliyor. O belirleyici bir faktör olabiliyor. Tabii sadece bale, modern dans değil, başka danslar da, branşlar da var değil mi? Dans, Latin demiştik aynen ama biraz Latin daha açalım. O aile bayağı geniş çünkü. Evet. Dans sanatın yanı sıra bir yapılanma. Dansın altında da dediğiniz gibi Latin dansa, sosyal Latin, international Latin, yani sosyal Latin dediğimiz salsa, bachata, merengue, utatta branşlarımız var. Onun yanında standart Latin var, salon dansları ve international Latin var. Bunun dans sporu, dans görüyorum sporu ben burada. Aynen, dans sporu. Biraz daha sportif. Evet, daha sportif, daha sportif kısmında. Bu daha yarışma bazlı ve daha profesyonel. Burada daha fazla bir emek gerektiren bir şey. Daha yoğun çalışmalar. Birkaç branş var benim de bildiğim kadarıyla dans sporunun içerisinde sanırım. 5 yanlış hatırlamıyorsam 5 branş var. Farklı. Evet, 5. Samba, rumba, cha-cha, pasodoble ve chay. Bunların hepsinin eğitimlerini görüyor gelen öğrenci, bir eğitim almak isteyen kişi. Bir seferde 5 dansı birden öğrenecekler. Dans sporu gerçekten aynen güzel. Aynen. Aynı zamanda fiziksel yapılarına da çok büyük katkı sağlıyor gerçekten. Çünkü görüyoruz çok başarılı yarışmacılar da var aynı zamanda. Hatta zaman zaman takip ettiğimiz için biliyoruz kısa süre içerisinde hem Romanya'da hem Moskova'da yapılacak çok önemli iki yarışma var değil mi? Evet. Oraya öğrenciler gidecek ve milli olmuş genç yaşta, çocuk yaşta öğrenciler var. Bu gerçekten onurlandıran şeyler. Bu alanda da en azından Türkiye'de bir hareketlilik var. Bu sektörde de kendini gösterebiliyor en azından öğrenciler, başarılı sporcular yetişebiliyor diyoruz. Peki daha çok şey konuşacağız ama bu arada dans yapılanması içerisinde çok tabii farklı branşlar olduğu için birçok eğitmenle çalışacaksınız sanıyorum değil mi? Evet. Birçok eğitmenle çalışacağız. Bunlardan bir tanesi İpek Yavuzer. Kendisi burada şu an yok. Dediğiniz gibi dünya şampiyonasına bir hazırlık yapıyor kendi öğrencileriyle beraber. O da zaten dans koordinatörünün dans koordinatörü, dans direktörü olacak kendisi. Peki sıfırdan mı alacaksınız öğrencileri? Yoksa belirli bir aşamadan geçmiş farklı kulüplerde bir süre çalışmış, eğitim almış öğrencilere de mi açık? Yoksa tamamen siz biz yetiştirelim mi diyorsunuz? Yok, hayır, kesinlikle öyle bir şey demiyoruz.
Burada herkese kapımız açık. En başta ilk sloganlarımızda olay yetenek kampüsü zaten. Sıfırdan başlayan bir insan da veya önceden başka bir yerde eğitim almış bir insan da gayet rahatlıkla gelebilir. Burada bizim profesyonel kulübümüz var. Bu kulübün altında aynı zamanda aktif bir şekilde yarışmaya, partner olup yarışmalara katılma hakkı elde edebiliyor. Dediğiniz gibi 5 dans burada eğitim görecek. Onun dışında standartta da aynı şey geçerli. Orada da 5 dans eğitim görecek. Gayet profesyonel bir yapılanma. Bunun yanı sıra diğer yerlerden ne gibi bir farkımız var, ne gibi bir artımız var diye konuşacak olursak burada spor çok büyük bir devreye giriyor. Hocamızın da dediği gibi, Murat hocamızın da dediği gibi bilimsel verilere dayanarak yani aynı zamanda oraya giden dans alanında aktif bir şekilde yarışan bir sporcu spordan da bu anlamda destek alarak hem sportif anlamda egzersizlerini hocalarımızdan, işi bilen kimselerden notlar veya dersler yapılanma bir schedule, bir çalışma programı alabilecek. Aynı zamanda vücut gelişimi, kemik ağırlığı, ne kadar performans, ne kadar oksijen tüketebiliyor, ne kadar veriyor. Bunların hepsi belirli bilimsel verilere dayanarak ölçülecek, edilecek ve bu şekilde, bu oranla, kendi kapasitesi oranında ne kadar neyi, ne şekilde, ne kadar doğru yapması gerektiğini bu şekilde bulacağız. Peki, sohbetimiz daha devam edecek ama güzel bir müzik dinleyelim. Sonrasında kısa bir aramız var. Ondan sonra yine tekrar bu konuyla ilgili sizden daha da kapsamlı bilgileri almaya devam edeceğiz. Az sonra yeniden karşınızda olacağız efendim. Kısa bir ara vermiştik, yeniden karşınızdayız. Günce kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bu akşam Yetenek Kampüsü'nü konuşuyoruz. Üç değerli konuğumuz var. Yetenek Kampüsü'nün içerisinde de müzik var, dans var, spor var. Ayrıca çokça fazla şey var. Bunların hepsini sizlerle onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda paylaşmaya çalışıyoruz. En son bale koordinatörü Tanabay Tokgöz'le sorularımızı yöneltiyorduk. Tabii müzikten ve spordan o yaş aralıklarını öğrendik ama danstan öğrenmedik. Balede daha çekirdekten mi başlıyor? Diğer branşlarda nasıl? Hangi yaş aralıklarını hedefliyorsunuz? Onları da sizden öğrenelim. Evet. Branşlar tabii ki kendi içerisinde farklılıklar gösteriyor yaş aralığı bakımından. 4-16 yaş bizim asıl hedeflediğimiz yaşlar. Ama 16'dan sonra bu sistem, bu kurumun içerisinde barınacak mı? Böyle bir şey yok tabii ki. 16'dan sonra da biz tabii ki her şekilde kabul ediyoruz. Aslında 7'den 70'e ama 4-16 bizim için önemli. Balede bu böyle. 4-16 için... neden önemli özellikle? 4-16 çünkü 4 yaş başlama yaşı yani 3-3,5 diye özellikle 4 hedefliyoruz. Çünkü 4 yaş bir çocuğun hareketleri algılayıp, görüp, algılayıp onu vücuduna aktarabilme yaşı 4 yaşından itibaren başlıyor. Algıları orada daha mı açık oluyor aslında? Evet. Bazı çocuklarda ileri seviye olabiliyor ve 3,5 yaşında bu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ama 4 yaş ham yaştır. 4 yaşından itibaren başlıyor hareketleri yapabilme kabiliyeti. Buradan ilerleyiş 16'ya kadar devam ediyor. 4 ile 16 yaş arası aslında bir çocuğun, bir gencin en hızlı aldığı ve en hızlı alıp bunu en hızlı vücuduna koordineli bir şekilde aktarabildiği yaş aralığı olduğu için biz 4-16 hedefliyoruz. Aslında aynı zamanda sağlıklı bir fiziksel gelişim içerisinde de o yaş aralığı çok önemli olsa gerek değil mi? Kesinlikle. Peki diğer danslarda sanırım biraz daha yaş aralığı genişliyor. Sosyal danslarda belki biraz daha 7'den 70'e dediğiniz bölüm oluyor değil mi? Buradan eğer izleyen velilerimiz eğer biz ne yapacağız çocuklarımız gidiyor diyen olursa tabii ki onları da dansa, sosyal latin yani salsaya, bachataya. Bunun yanı sıra tabii ki dans yapılanmamızda. Arjantin tango var. Arjantin tango. Şimdi onlara değinecektim. Arjantin tangomuz var. Bunun yanı sıra hip hop var. Break dance zumba var. Break dance var. Hip hop break dance beraber. Zumba var. Sadece bir şeyleri profesyonel yapıp veya bir spor kulübü adı altında yarışmalardan da ziyade ben sadece buraya ter atmak istiyorum veya ben işten sonra buraya bir stres atmak istiyorum. Kafamı boşaltmak istiyorum diyen herkese, her yaştan herkese sesleniyoruz. Zumba'ya, sosyal latine, gerek spor birçok branşı içinde barındırıyor ve resim, heykel aynı zamanda çocukları klasik bale eğitimi veya müzik eğitimi görürken aynı zamanda velilerimiz dediğimiz gibi dansa
onun yanı sıra resim veya heykele gelip orada da kendileri bu projede onlara da yer var. Peki yeniden spora dönmek istiyorum ben ama onun alt başlıklarını açmak lazım. Hangi branşlar var sportif yapılanmada? Biraz o konuda da bilgiler alalım hocam sizden. Sportif yapılanmayı biz 3 başlıkta değerlendiriyoruz. Bir tanesi çoklu branş yetenek geliştirme modeli. Bu model içerisinde 6-10 yaş grubu içerisinde özellikle hani 4 yaş, 5 yaş niye önemli konusu geçti. Akademik anlamda temel hareketler döneminin sportif hareketler dönemine geçişi bu yaş grupları. Hı hı. O yüzden 6-10 yaş grubu bizim için çok kıymetli. Biz ne yapacağız o yaş grubunda? Hı hı. Özellikle temel beceriler dediğimiz işte özellikle koşu tekniğinin oturtulduğu atletizm dersleri, jimnastik esnekliğin oluşturulduğu jimnastik dersleri, çocukların oyun ve eğlence ihtiyacını karşıladığı eğitsel oyunlar aynı zamanda beceri koordinasyon üniteleriyle birleştirilip çocuklara dönüşümlü olarak verilecek. Bu arada her ay dönüşümlü olarak takım sporları işte basketbol, voleybol, handbol, futbol dönüşümlü olarak verilirken bunlar da kulüpsel bazda mı düşünülüyor? Bu ikinci aşamada yapılanmamız içerisinde geçerli kulüpleşme olacak. Çünkü çocuklarımız için bir hedef olmalı. Bireysel sporlarda da yine raket sporları hedeflerimizden bir tanesi. Uzak doğu sporları bunun içerisinde var. Bu dönüşümler içerisinde yapacağımız testlerle 9-10 yaşına gelen çocuklarımızı aldığımız test sonuçlarından dayandırdığımız verilere göre branşlaştırmayı hedefliyoruz kendi kulübümüz doğrultusunda. İkinci grup 10 yaş üzerinde katılım sağlayacak çocuklar. Bu çocuklarımız direkt branşa yönlenebilecekler. 10 yaşın üstünde çocuklarımız direkt branşa yönlenebilecekler. Yine takım sporları ve bireysel sporlarda raket sporları ve uzak doğu sporları özellikle de capoeira. Bunlara yönelebilecekler. Bunlar da performans antrenmanı yapabilecekler. Üçüncü grupta sağlık için spor grupları. Burada da çocuk yogası gibi, pilates gibi, stretching gibi, obezite programı gibi özel programlarımız da olabilecek. Bu noktada özellikle akademik destek alarak ihtiyaca göre hazırlanmış programlar doğrultusunda bu yapılanmayı oluşturacağız. Bu kadar tabii farklı disiplinin bir araya gelmesiyle aslında ortaya çıkan yapıda bir akademik yapı oluyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Müzikle devam edecek olursak aslında şimdi orada şunu merak ediyorum. Müzikte yeteneği nasıl keşfediyorsunuz? Çocuğumuz ilk bize geldiği zaman velimizle birlikte çocuğumuzu bir yetenek testini alıyoruz. Nasıl bir test o? Hemen söyleyeyim. Bir piyano ile birlikte çocuğumuzun kulağına bakıyoruz. Bu bizim konservatuar sınavlarında sorulan sorularımızı en minimuma indirerek tek ses, çift ses, melodi, ezgisel hafıza ve ritim soruyoruz çocuğumuza. Ve buna göre en doğru enstrümana yönlendiriyoruz. Özellikle 4-6 yaş arasında erken müzik eğitimi sistemimiz var. Of tekniği ve müzikli dramamız var. 4-6 yaş erken müzik eğitiminde çok önemli. Çocuklarımızı enstrümanlara, bireysel enstrümanları almadan önce müzikle tanıştırmak, enstrümanlarla tanıştırmak en önemli hedefimiz. Daha sonrasında 6 ya da 7 yaştan sonrasında da bireysel enstrümanlara ya da grup derslerimize yönlendiriyoruz. Tabii testlerimiz doğrultusunda el yapılarına, dudak yapılarına, kullanabilecekleri enstrümanlara göre değerlendiriyoruz, yönlendiriyoruz kesinlikle. Peki genelde ritim kulağı toplumda hani bizde özellikle Türk toplumunda hemen herkeste vardır, bir ritim tutturuyoruz. Evet. Ama müzik kulağı farklı bir şey değil mi orada? Çok farklı, çok farklı. Yani hani bir, karıştırdığımız şey o çünkü zaman kesinlikle. Zaman. Kesinlikle hani bilinen kısımlar çok çok farklı bir kulak testi. Çünkü konservatuarlarda da sorulan testleri uyguluyoruz. Özellikle bunun en sağlıklı yapılması açısından piyanoda özellikle test edilmesi gerekir. Belki ritim hani ritmik olarak test edebiliyoruz ama kulağı mutlaka piyano enstrümanıyla test etmekte hep yarar var. En sağlıklısı o. Peki müzikte yeteneği testlerle keşfediyoruz dediniz. Müzik kulağı, ritim kulağını ayırdık tabii burada. Genel olarak enstrüman çalma konusunda özellikle
ilgi ne düzeyde? Gözlemleriniz bu konuda ne anlamda? Yani ses sanatçısı olma yönelinde bir eğilim mi daha çok var? Yoksa enstrüman mı? İkisi birbirini mutlaka tamamlayan şeyler midir? Sizin bu konudaki bakış açınız nasıl? Kesinlikle. Müzik zaten çok kapsamlı. Birbirinden bağımsız asla düşünemeyiz. Hepsi bir bütün. Ama şöyle küçük öğrencilerde özellikle Türk toplumunda velilerimizin çok yönlendirmesi var. Özellikle belki daha popüler olan piyano ve keman ya da gitar diye söyleyebilirim. Bunlar üzerinde daha eğilimler var ama biz bütün enstrümanları, bireysel enstrümanları tanıtmak istiyoruz. Hı hı. Ve bu kapsamda da belki daha farklı bir projemiz var. Bünyemizde bütün enstrümanlar var ve çocukların kulak testini geçtikten sonra kişisel yeteneklerine bakıp onları en doğru mesela fagota yönlendireceğiz, klarnet enstrümana yönlendireceğiz, hı hı. trompete yönlendireceğiz, hı hı. belki bateriye yönlendireceğiz, ritim hı hı. duygusu çok iyi bir çocuğumuz gelecek, hı hı. bateriye yönlendireceğiz. Mesela müzik kulağı yok ama ritim duygusu var, bateriye yönlendirebiliyor musunuz? Tabii ki mutlaka. Şöyle biz bunu ikiye ayırıyoruz, hobi amaçlı hı hı. devam eden kurslarımız. Akademik anlamda devam eden kurslarımız. Yani o halde benim yeteneğim yok ama ben mutlaka yapmak istiyorum, bir enstrüman çalmak istiyorum tabii diye gelmek isteyenlere açık. De açıksınız. Kesinlikle herkese açık. Sonuçta herkes her şeyi yapabilir ama yetenekleri doğrultusunda yapabilir. Çocuğumuzun kulağına baktık. Belki mükemmel bir kulağa sahip değil ama mutlaka bir enstrüman çaldıracağız. Ama bir çocuğumuz gelecek çok iyi bir kulağa sahip. Anne babasına bunu söylemek bizim görevimiz. Diyeceğiz ki belki çocuğumuz konservatuara hazırlanırsa çok iyi olur. Hı hı. Bu anlamda da tabii biz bir yol göstereceğiz. Müzikle ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Müzik kulağı doğuştan bir yetenek midir yoksa sonradan da kazanılabilen bir şey midir? Mutlaka doğuştan gelen ama tabii ki geliştirilebilen faktör kulak. Kesinlikle geliştirilebilir. Dansla kesinlikle. Yetenek konusu ne kadar önemli? Bizim sloganımız yetenekler fora aslında. Bu anlamda bir iyi bir öğreticinin, iyi bir öğrenciden çok iyi bir öğreticinin olduğuna inanan birisiyim. Herkes, her çocuk bir kapalı kutudur. O kapalı kutuyu açıp içinden o donanımı çıkarabilmek, o yetenekleri çıkarabilmek o eğitmenin görevidir aslında. Eğitmen bu anlamda bir anahtar rol oynuyor. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hı hı. Bu yetenekleri branşları ortaya serip çocuğun ne şekilde kanalize olması gerektiğine çeşitli testler sonucu karar verip oraya yönlendirildikten sonra yaptığı sporun veya herhangi bir branşın, hı hı. Sanatta, dansta veya müzikte hiç fark etmez, en iyi şekilde kanalize olmasını biz ona bir yol göstereceğiz. Onun eğitimini vereceğiz o yola giderken ve orada olabildiğince performansının en üst düzeyine çıkması ve o alanda başarılı olabilmesi için zaten biz hı hı. En başta bu kurumun amaçlarından bir tanesi de bu. Bunun için ilk başta yaz okulumuz var. Hı hı. Bence Murat hocamız bu konuda çok iyi açıklamalar yapabilir. Onu soracağım. Evet. Sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Özellikle çocuk kitleyi hedeflediğiniz için sormak istiyorum. Çocukların gelişim döneminde müzik, dans, spor gibi aktivitelerle yoğunlaşması, onlara kanalize olması aynı zamanda eğitim hayatını nasıl etkiler? Bu konuda kafalarında soru işareti olan veliler varsa eğer onları da buradan aydınlatmış olalım. Olumlu olumsuz yönlerini ortaya koyacak olursak belki olumlu yanı benim gördüğüm kadarıyla aslında daha fazla ama siz asıl bu işin branşı olarak, eğitmenleri olarak neler söylemek istersiniz? Kim başlamak istiyor? Buradan başlayalım. Aslında Hadi bu Murat konuda Hocam. Yapılmış çalışmalar var. İlk öğretim öğrencileri arasında yapılmış çalışmalar, yurt dışında bu Fransa'da yapılmış bir çalışma. Normal müfredatta sportif ders sayısını artırarak diğer normal müfredatta eğitim gören çocuklarla karşılaştırmışlar. Sene sonundaki akademik başarılarına baktıklarında sportif ders saati artırılan grupta akademik anlamda ciddi bir farklı başarı görülmüş. Hı hı. Biz de bu noktada hep bunu savunuyoruz. Evet, çok katı bir eğitim sistemimiz var. Ama bu katı eğitim sisteminin içerisinde çocuklarımızın oyuna ve eğlenceye ihtiyacı var. Bu sportif olabilir, müzikal olabilir, hı hı. dans yapılanması içerisinde olabilir ama muhakkak ihtiyacı var. Hı hı. İşte bu ihtiyacı giderebilecekleri
tek bir yerde giderebilecekleri bir yer yaratmak da bizim hedefimizdi. Biz bunu yaşıyoruz. Daha önce çalıştığımız yerlerde de bunu yaşıyoruz. Çocukların gerçekten çok büyük bir şekilde hareket ihtiyacı var. Ki kapalı alanlara çocukları soktuğumuzdan kaynaklanıyor herhalde bu. Artık o alışveriş merkezleri ayrı bir işin boyutu tabii. Ama kapalı alanda, sokakta enerjisini boşaltmayan çocuk tabii ki herhalde bundan dolayı sıkıntı yatıyor diye düşünüyorum. Biz de tam sizin saptamanız üzerine bu kampüsü bir alışveriş merkezinde. Evet, ya, o algıyı değiştirmek için evet, herhalde evet, öyle bir. Yaklaşık 3000 metrekare üzerinde bir yer tespit edildi. İşte Talentia Yetenek Kampüsü olarak. Burada ailelerin hafta sonunda kendilerini de rahat vakit geçirebilecekleri ama çocukların hareket ihtiyacını giderecekleri ya da diğer sosyal faaliyetlerle ihtiyacını giderecekleri bir yere ihtiyaçları var. Bunu sağlamak çok önemli. Biz de eğitmen grubu olarak bunu karşılamak hedefindeyiz her şeyden önce. Siz ne düşünüyorsunuz? Dersler bir yandan, bir yandan da örneğin müzikle ilgisi olan bir öğrencinin içeride kanalize olması. Bizim açıkçası ilk hedefimiz müzik, sanat ve spor olarak çocukların özgüvenlerini artırmak. Ve bu anlamda da sporun, müziğin ve sanatın özgüven artırmada çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Eğitim verdikten sonra bunu sergileyecekleri bir performans alanımız olacak. İçerisinde müzik ve sahne sanatlarını sergileyecekleri bir alan olacak ve bu bağlamda da özgüvenlerini çok artıracaklarını düşünüyorum. Sosyal anlamda da bu açıdan da çok olumlu olacağını düşünüyorum açıkçası. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii alacakları eğitimle beraber sosyalleşiyorlar, liderlik ruhları. Aynı zamanda yönetmek bir şeyi, yönetmek bir şeyi kullanmak, bilgi toplama darcı bakımından çok da kuvvetleniyorlar açıkçası. Bu hocamızın da dediği gibi bunun çok canlı örnekleri var. Kendimden örnek verecek olursam benim balenin klasik bale eğitimi, benden klasik bale eğitimi alan öğrencilerim bir de sadece sınavları olduğu için liselere giriş veya ortaokul giriş sınavlarından dolayı baleye ara veren birçok öğrenci oldu. İkisini karşılaştırdığımız zaman baleye devam eden öğrencilerin neredeyse hepsi puan olarak çok iyi bir yerlere girerken baleyi sınav için bırakmış, kafayı boşaltmak yerine daha fazla test çözmek adına dershanelerin, belki velilerin de yanlış bir stratejisi bu. Çünkü çocuk bir şeylerin kafası, zaten derste, okulda bu eğitimi alırken kafasını boşaltmak istiyor ve enerjisini harcamak istiyor hocamızın da dediği gibi. Bu anlamda sanat, spor veya dans bunlara en iyi gelecek ilaçlardan bir tanesi. Tamam, derslerden geri kalmasın çocuğum diye düşünüp bu tür faaliyetlerden uzak duran veliler için bir güzel örnek evet, aslında. Aslında çok değil mi? Yanlış bir strateji. Yanlış bir strateji olduğu çok açık. Peki her biriniz ayrı kendi branşınızda eğitmenler olduğunuz için tabii muhakkak gözlemlemişsinizdir. Sizin size gelen öğrenci ilk geldiğinde aşama kat ettiğinde o aradaki özgüven dedik ya çok önemli. Nasıl geldiler size, nasıl oldular? O gözlemleme konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum aslında hocam. Neler gözlemliyorsunuz çocuktaki değişiklikler konusunda? Öncelikle bizim hedefimiz, sloganımız şu. Başarısız çocuk yoktur. Yetemeksiz çocuk yoktur. Yani bir eğiticinin görevi elindeki materyalin seviyesini bir üst kademeye çıkartabilmektir. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Onun tadını alan çocuğun hazzını, o gözündeki mutluluğu yaşamak çok önemli. Ama dediğim gibi hepsi çok yetenekli olmayacak. Hepsi çok üst noktalara çıkmayacak ama her antrenör, her eğitici çok yetenekli çocuklarla çalışmak ister. Ama bu mümkün değil. Bu yüzden biz de onu kendimize düstur edindik. Başarısız çocuğumuz yoktur, yeteneksiz çocuğumuz yoktur. Ortalamanın üzerinde çocuklar vardır ki yetenekli kişi diye biz bunları tanımlıyoruz zaten. Ama her çocuğun aşama kaydedeceği bir nokta vardır. Bizim de görevimiz herhalde orada başlıyor. Hepsinin de muhakkak ayrı bir yeteneği tabii ki var. Onu keşfedip bulup çıkarmak ve onu eğitmek çok önemli tabii ki. Sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı ve verdiğiniz bilgilerden dolayı. Projeniz hayırlı olsun diyelim. Daha da ne diyelim? Gerçekten çok güzel bir proje. Eminim ki geleceğe dair başka hedefleriniz de, projeleriniz de var. Bunu biraz daha genişletmek, Ankara'yla sınırlı kalmayıp gibi. Ama çok yeni bir proje olduğu için önce Ankara'daki yapılan
kullanmayı harekete geçirmek, onu faaliyete geçirmekle sanırım başlıyorsunuz. Tekrar hayırlı olsun dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik efendim. Yarın akşam saat 18.30'da yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.